Bir kere de sen ara ya. Bir kere de sen ara. Alo. Günaydın. Günaydın. Uyandırdın mı? Yok yok, uyanmıştım. Niye fısıltıyla konuşuyorsun? Öykü yanımda. Dün gece beraber uyuduk. Ha, Öykü niye seninle uyuyor? Öykü benim uyumaya bayılıyormuş. Haklı, ben olsam ben de bayılırım. Peki kahvaltı yapalım mı? Sen niye fısıldıyorsun? Bilmem. Yapalım mı kahvaltı? Olur, olur. Daha çok erken değil bir saat. Doğru, haklısın. Ben seni uyandırdım galiba. Sen uyu ya. Yat, dinlen. Ararsın beni uyanınca. Saat daha 7 bile olmamış. Sen niye ayaktasın? Öyle bir işleri toplayayım diye erken geleyim dedim bugün. Tamam. Hadi sen yat, uyanınca ararsın. Tamam. Ama sen de az çalış. Yorma kendini. Hadi öptüm. Tamam. Haydi öptüm, bay bay. Zeytin de koy. Bunu da ben koyayım. Zeynep. Kim geldi? Açıyorum. Gel, bunları böyle yan yana koyalım mı, reçelleri? Günaydın. Tolga abicim. Günaydın. Al bakalım, bu senin. Bu ne? Küçük bir hediye. Kimya seti. Çok teşekkür ederim Tolga abi. Ne demek, bir şey değil. Artık deneylerini bunlarla yaparsın, tamam mı? Ya sen ne düşünceli bir sevgilisin böyle. Günaydın. Kahvaltıya gideceğiz değil mi? Gideceğiz de dayım börek yaptı. Tolga. Hoş geldin. Hoş bulduk Ümit abi, nasılsın? İyi sağ ol, sen nasılsın? İyiyim ben de. Ya hadi otur otur. Bir ıspanaklı börek yaptım. Nefis ötesi. Bak ötesi bak. Bak nefis ve ötesi. Ya biz oğlumla kahvaltıya gidecektik de aslında. Birlikte kahvaltı yapalım mı Tolga abi? Kıracak mı seni şu kızı? Kıramam ki. Kıramazsın. İyi hadi edelim. Hadi o zaman. Hadi. Hadi. Hadi geç bakalım. Ver bana bunu. Kahvaltıdan sonra bakacağız, tamam mı? Hadi. İşte, gel bakalım bu tarafa biz. Gel bakalım, ben de sana yardım. Tamam mısın? Ver bakalım tabağına. Tolga, hadi sen de gül. Börekler çürüme öyle. Sağ ol Zeynep. Zeynep ya. Ya şu ayvar içelinden var mı? Dün bitti oğlum ya. Sonunu yediniz. Ama bugün yine yapacağım. Çok iyiydi. Çok iyi yemen inansa. Ama ben yedim ya. Ne? Yemedi çocuk. Bravo. Dayanamadım, görmüşüm. Öykü'nün babasıyım dedin, öyle çıkardınız hastaneden ha? Vallahi keşke o kadar kolay olsaydı Tolga. Oğlum halasıyım dedi. Ablam torunum dedi. E bir çıkarın artık ama, değil mi? Yok ille de kimlik. Sonra? Sonra işte. Oğlum Mintuni'nin evine gitti de oradan aldılar kimliği. Nasıl ya, nasıl? O evin anahtarı mı var sende?
Şey, Behram'dan rica ettim. Neyi rica ettin? Şeyi. Kapıyı açmasını Yeşim'in, evinin. Yalnız Behram o sırada iyi ki aradı oğlum ha. Bizim etrafımızda yok ki öyle karanlık adamlar tanıyan tipler. Evet. Behram. Behram. İşte oğlumla birlikte gittiler. Adamlarından birini açtırmış kapıyı. Aldılar kimliği evden getirdiler. Öyle çıkardık öyküyü de. Ümit amca bir bakar mısın? Geldim bir tanem. Geldim. Söyle bakayım canım. Beni niye aramadın? Ya da Ozan'ı? Biz hallederdik. Hayır, Behram'ı da ben aramadım ki. Yani o aramıştı, denk geldi. Bir de şu kimlik için hemen halletmemiz gerekiyordu. Üst üste geldi yani. O niye aradı? Hal hatır sormak için öylesine. Hal hatır. Ne ara bu kadar yakınlaştınız ya? Hal hatır sormak için aramadı. Yani annemlerle Behram'ın yanına gitmiştik ya yemeğe. Oradan çıkarken şu kafamı silah dayayan adam numaramı bulmuş, mesaj attı. Nasıl bir mesaj? Pis bir mesaj. Ben de işte onu orada gördüm. Behram da o an yanındaydı. Yani o da şahit oldu, okumuş oldu yani mesajı. Behram da o adamı bulmuş. Dondurucuya atmış. Özür diletmek için. Ne yapmış, ne yapmış, ne yapmış? Dondurucuya atmış. Şu mesajı görebilir miyim? Tolga. Oğlum şu... Şu mesajı görebilir miyim lütfen? Manyağın biri benim sevgilime böyle bir mesaj atıyor. Benim sevgilim de bu mesajı bana göstermek yerine 40 kat yabancı Behram'a gösteriyor. Hayır, evet. Hayır öyle değil. Ben söylemek için git. Ümit abi benim acil çıkmam gerekti. Görüşürüz. Şimdi geçirin. Tolga bir dakika. Bir dakika bir durur musun? Bir durur musun? Bırakır mısın? Ya bir konuşalım. Niye böyle davranıyorsun? O herifin kafasını koparırdım. Haberim olsaydı eğer. Ama benim haberim olmadı. Behram'ın haberi oldu. Ya Tolga ben Behram'dan yardım istemedim. İstemene gerek kalmamış ki zaten. Ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum. O herif sana yürüyor. Sen de buna zemin hazırlıyorsun. Zemin hazırlıyorum. Zemin hazırlıyorsun. Tolga laflarına dikkat et. Ne olur Behram seni tanıyor. Tanıştınız siz ya. Ya niye böyle düşünsün? Çünkü benim sevgilim mesajı bana okutmuyor. Ona okutuyor. Benden yardım istemiyor, ondan yardım istiyor. Ya ben Behram'dan yardım istemedim. Ya sadece denk geldi ya, denk geldi ya. Sen neler yaşadığımızı biliyorsun. Bir mesaj denk geldi diye beni suçlayamazsın. Suçlarım. Saçmalıyorsun Tolga.